Bolu'da da maden kaynaklarımız var. Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, AK Parti Bolu Belediye Başkan adayı Fatih Metin'in seçim çalışmalarına destek vermek için Bolu'ya geldi. Bakan Dönmez, Bolu'da faaliyet gösteren elektrik, gaz dağıtım ve STK temsilcileriyle de bir toplantı gerçekleştirdi. Yaklaşık 3 yıldır bakanlıktayım. Bunun 6 ayı bakan olarak, 2,5 yılı da müsteşar olarak görev yaptım. Bolu Ticaret ve Sanayi Odası'ndaki toplantıya Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Bolu Valisi Ahmet Ümit, AK Parti Bolu Milletvekili Arzu Aydın, Bolu Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz, AK Parti Bolu İl Başkanı Nurettin Doğanay, Bolu TSO Yönetim Kurulu Başkanı Türker Ateş, AK Parti İl İlçe Teşkilatı, Partililer ve STK temsilcileri katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayan toplantıda ilk olarak Bolu TSO Yönetim Kurulu Başkanı Türker Ateş konuştu. Sayın Bakanım, derdimiz iş, aş, yatırım, istihdam. Bolu ili gelişmekte olan bir il. Hedefleri olan bir il. Ülkemiz de gelişmekte hedefleri olan bir ülke. Dolayısıyla ticari savaşların döndüğü, ülkemizin bu kıskacın içerisinde olduğu bu dönemde yatırımların ne kadar önemli olduğu, özellikle gelişmekte olan ülkelerde cari açığın ne kadar çok önemli olduğunu yakında gördük. Türker Ateş'in ardından Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, ülke ekonomisinin lokomotifinin sanayi kuruluşları olduğunu ifade etti. Ülke ekonomisinin lokomotifi sanayi kuruluşlarımız. İşte burada iş dünyamızın, sanayicilerimizden temsilcilerimiz var. Sanayinin de hayat damarları, enerji altyapısının hem arz tarafında, üretim tarafında hem de dağıtım, iletim tarafında onlara kaliteli bu enerji ürünlerinin temininden geçiyor. Bunun farkındayız. Kaliteli olacak, kesintisiz olacak, ekonomik olacak. Çünkü hepinizin hem ulusal ölçekte hem de zaman zaman küresel ölçekte rakiplerinizle yoğun bir rekabet içerisinde olduğunuzun farkındayız. Ülkeyi yöneten bizlere düşen sorumluluk da bu rekabette enerji maliyetlerinin diğer rekabet ettiğiniz ülkelere göre daha makul seviyelerde olmasını temin etmek. Yerli kömürün önemli bir yeraltı kaynağı olduğunu belirten Dönmez, Gönlük ve Mudurnu'da da santrallerimiz var dedi. 101,5 milyon ton geçen sene kömür ürettik. Bunun tabii önemli bir kısmını elektrik santrallerinde elektrik üretimi için kullanıyoruz. Nitekim Bolu'da da, işte Gönlük'te, Mudurnu'da biliyorsunuz bir santralimiz var. O da yerli lignit kaynaklara dayalı olarak elektrik üretiyor. Yerli lignit kaynaklara dayalı elektrik üretim kurulu gücümüz 10-12 bin megawatt civarında. Bunu artırmak istiyoruz. Projelerimizi tamamladık, hazırladık. Şu anda 5 bin megawattlık aşağı yukarı 5-6 tane büyüklükte büyük yerli kaynaktan elektrik üretim tesislerinin ihale aşamalarına geldik. Birincisini ihale ettik. İkincisi, üçüncüsünün de işte ihale hazırlıkları devam ediyor. Bunları artırırsak o zaman o kadar daha az ithal kaynağı kullanacağız demektir. Dönmez, Bolu'nun doğal zenginlikleri dışında önemli bir güzergahta yer aldığını vurguladı. Hem doğal güzellikler hem de yeraltı zenginlikleri açısından önemli bir potansiyel içeriyor. Tabi Bolu'nun bir başka avantajı da ulaşım noktasında hakikaten işte en işlek otoyolu İstanbul-Ankara arasındaki Bolu şehrimizden geçiyor. Bizim enerji ağlarımız açısından baktığımızda doğal gaz, elektrik iletim hatları yakınlığı açısından son derece uygun bir pozisyonda. Bunları tabii iyi değerlendirmek lazım. Burada yerel yöneticilerimiz ve sanayi ticaret odasındaki yöneticilerimiz bizim bence bir araya gelerek, bunu diğer illerimizde de söylüyorum, buraya getirecek sanayi kollarının türüne baştan karar vermek lazım. Benim anladığım Sayın Başkan'dan daha çevreci, daha yenilenebilir, daha yüksek teknolojili, istihdamı daha yoğun alanlara doğru bir tercih olduğunu da görüyoruz. Bu yerinde bir tercihtir. Bolu'nun tabii doğal güzelliğini korumak açısından da bu son derece önemli.